Sevgili izleyenler, gördüğünüz tüm bunlar ve daha fazlası birazdan Avrupa'nın en kaliteli ekranı Eurostar'da. İngiltere'nin tek ve en iyi programı Londra Mahallesi aracılığıyla evlerinize konuk olacak. Siz koltuklarınıza yaslanın ve programın tadını çıkartın. Efendim, her hafta olduğu gibi bu hafta da programımızı Avukat Şadiye Arslan'da gerçekleştirmiş olduğumuz hukuk röportajıyla başlıyoruz. Avukat Şadiye Arslan, 18 yaşından küçük çocukların tazminat davalarındaki haklarını anlatacak. Birlikte izliyoruz. Efendim merhaba. Her hafta olduğu gibi yine bu hafta da hukuk köşemizde avukatımız Şadiye Arslan hanımefendiyle birlikteyiz. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, tazminat hukuku ve kaza hukuku üzerine uzman olan Şadiye Arslan hanımefendiyle bu hafta müvekkili çocuk olan davalardan bahsedeceğiz. Hemen isterseniz sorumuza geçelim Şadiye Hanım. Müvekkili çocuk olan davalarda kriter ve gerekli formaliteler nelerdir ve hukukta nasıl temsil edilirler efendim? İngiliz hukukunda müvekkiliniz 18 yaşın altında olsa bile, yani çocuk bile olsa, talimatı veren çocuktur. Yani o müvekkil için, çocuk için en iyi olanı yapmak zorundasınız avukat olarak. Anne ve baba çocuğun davasında size bilgi ve talimat veriyorlar. Eğer verilen talimatın çocuğun davasının yararına olmadığına inandığınız anda avukat olarak mahkemeye başvurup anne ve babanın o davadan temsilci olarak alınması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Tabii ki bu çok olağanüstü bir durum. Genelde milyonda bir olan bir şey. Anne babalar çocuklarının davasının en iyi şekilde devam etmesini istiyorlar ve avukatlarla işbirliğindeler ve çocuk için zararlı olan, davası için zararlı olan hiçbir şey yapmıyorlar. İkinci önemli bir konuya değinmek istiyorum. Çocuğu dava süresince anne ve baba temsil edebilir, fakat aileden diğer kişiler de temsil edebilir. Eğer anne ve baba izin veriyorsa avukatla olan süreçte. Eğer çocuk ve anne ve baba arasında çıkar tartışması varsa, o zaman anne ve baba çocuğu temsil edemiyor. Nasıl olur diyeceksiniz. Diyelim ki baba arabayı kullanıyor, şoför. Çocuk yolcu. Eğer kaza babanın suçu ise, o zaman baba çocuğu o davada temsil edemiyor. Yani avukata talimat veremiyor. Çünkü çıkarlar tartışması oluyor. Şadiye Hanım, çocukların olduğu tazminat davaları nasıl davalar? Yani İngiliz hukuku bu davalara nasıl bakıyor? Ve tazminat hukukundaki kriterleri nedir? Eğer davada çocuk müvekkilse, diyelim ki iş kazası olsun, trafik kazası olsun veya işte dükkanda veya süpermarkette bir kaza olsun ve eğer çocuk incindiyse ve zarar gördüyse, otomatikmen tazminat alacak diye bir şey yok. İngiliz hukukundaki genel prensip, tazminat hukukundaki genel prensip, kazaya uğradığınız yerde ki mesela araba olsun, iş yeri olsun, oradaki kişide bir ihmalkarlık var mı? Sahibinde olsun, sorumlusunda olsun. Eğer ihmalkarlık varsa tazminat hakkı doğuyor. Bu çocukların davalarında da işleyen bir prensip. Ve proses hemen hemen aynı. Yetişkinlerle olan dosyalardaki prosesle hemen hemen aynı. Peki Şadiye Hanım, kazaya uğrayan çocuklar olduğunda hukukun bu noktada daha müsammalı olabileceğini söylemek mümkün mü? Ya da böyle bir durum var mı? Evet, ihmalkarlığın olması gerekiyor çocuğa tazminat hakkı doğması için. Fakat eğer incinme gören veya zarar gören çocuksa, ihmalkarlık prensibine baktığınızda hukuk biraz müsamahalı davranıyor. Şöyle ki, diyelim ki arabanızı kullanıyorsunuz ama hız yapmıyorsunuz. Fakat okulun olduğu, ilkokulun olduğu veya çocukların okulun olduğu bir bölgeye yaklaşıyorsunuz ve okul olduğuna dair şeyler var, işaretler var veya siz okul olduğunu biliyorsunuz veya orada küçük öğrenciler var kaldırımda oynayan. Eğer öyle bir yerde kaza olursa,
O zaman hukuk diyor ki çocukların ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Çocuklardan daha az dikkat beklemek zorundasın. Onlar yetişkinler gibi yani onların davranışları o kadar kontrol altında olamıyor. Veya diyelim ki bir iş yeriniz var, arkada bahçesi var ve o bahçeye çocuklar sürekli gelip oynuyor. Eğer o bahçede diyelim ki zararlı bir şey varsa veya bir kuyu varsa siz üstünü kapatmadınız bildiğiniz halde bir restoransanız ve çocukların orada oynadığını biliyorsanız o zaman size kanun hükümlülük verebiliyor eğer o çocuklara bir şey olursa. Bu yönden çocukların karıştığı davalarda, kazalarda hukuk müsamahalı davranıyor. Peki Şadiye Hanım, konunun biraz daha anlaşılabilmesi için bize en son İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne giden ve müvekkilin çocuk olduğu davalar varsa biraz bunlardan bahseder misiniz lütfen? Tabii ki son zamanlarda çok ciddi bir dava gitti İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne ve müvekkil çocuktu. 10 yaşındaki bir kız çocuğu sınıfıyla birlikte yüzme havuzuna götürülüyor ve yüzme grubunda 3 grup var. Derecelerine göre ve bu orta grupta ve kendi grubunda 5 kişi var ve yüzme havuzunda 3 tane öğretmen var. Her grubun başına bir öğretmen var ve aynı zamanda da can kurtaran var. Şimdi yüzme dersleri özel bir şirket tarafından yapılıyor ve bu özel şirkete de talimatı okul veriyor ve okul da yerel belediyeye bağlı. Bunlar önemli, biraz sonra göreceksiniz neden anlattığımı. Ve çocuklara şey deniliyor, havuzun derin tarafından atlayacaksınız havuza ve daha sonra yüzüp derin olmayan tarafına gelip havuzdan çıkacaksınız. Böyle bir şey var, sistem var. Çocuklar bunu yaparken 10 yaşındaki bu müvekkil atlıyor ve daha sonra baktıklarında iki çocuğun bu müvekkile yardım etmeye çalıştı. Çünkü havuzun üstünde hareketsiz bir şekilde, yan bir şekilde yatıyor. Sonra öğretmenler koşuyor yardımına ve çocuğu çıkarıyorlar. İlk yardım hastane, fakat oksijen yetersizliğinden dolayı çocuk beyin hasarı görüyor ve çok ciddi bir şekilde yani hayatı değişiyor. 24 saat artık bakıma ihtiyacı var, yani yatalak oluyor. Ve bunun üzerine daha sonra aile bir avukata başvuruyor dava açılması için. Ve dava açıldıktan sonra da neden yüksek mahkemeye gitti diyeceksiniz. İki konuda gitti. İhmalkarlık var mı ve ihmalkarlık kimde? Bu konunun çözülmesi için gitti. Şadiye Hanım, iki hususta dava açıldığını söylediniz. İhmalkarlık ve ihmalkarlığın kimde olduğu. Bunu biraz daha açın istiyorum. Yani sonuç ne oldu, gelişmeler nelerdi, neler yaşandı ve nasıl bir sonuca bağlandı? Merakla dinliyorum efendim. Tabii ki şimdi dava açıldığında davayı açan avukatlar diyorlar ki biz hem okulun ihmalkar olduğuna inanıyoruz, hem yüzme dersi şirketinin, hem de can kurtaranın bağlı olduğu sigorta şirketinin, yani 3 sigorta şirketine ve 3 kuruma karşı dava açıyorlar. Bunu yaptıklarında okul diyor ki ben diyor ihmalkar değilim diyor. Yani okulum bağlı oldu, belediye diyor ki ben ihmalkar değilim diyor. Tamam diyor, bu çocuk benim okulumdaydı ama diyor ben bunu yüzme dersi veya yüzmeye gitmesi için başka bir özel şirket götürdü. İhmalkarlık onda. Onların hocaları çocuğu seyretmedi, iyicene dikkat etmedi. Can kurtaranın şeyi diyor ki, can kurtaran sigorta şirketi diyor ki ben diyor evet can kurtarandım, fakat çok çocuk vardı. Hepsini bir anda izlemem imkansızdı. Bu çocuk aslında okulun sorumluluğu altında. Bende sorumluluk yoktur diyor. Şu anda 3 şey var, kurum var dava edilen. Ve yüksek mahkemeye gelmesinin sebebi iki şey. Bir tanesi olayın gerçekleri nelerdir? Bütün şahitler dinleniliyor, raporlara bakılıyor ve bakıldığında çocuğun havuzda 50 saniye kaldı. Yani atlama anından çıkarılma anına kadar 50 saniye kaldı ve bu 30 saniyede de en az 30 saniyede de güçlük çektiği. Yani eğer o 30 saniye içerisinde veya 35 saniye içerisinde
çocuk gerçekten seyredilseydi, dikkatli bakılsaydı ve çocuk çekilseydi, havuzdan çıkarılsaydı beyin hasarına uğramayacaktı. Hakim yüksek mahkemeye gittiğinde hakim bunu tespit ediyor. Bütün verilen verilerden, uzman raporlarından, şahitlerden ve hakimin verdiği karar şu, yargı şu. Bu çocuğu ailesi ilkokula gönderiyor. İlkokul belediyenin yönetimi altında. Bu çocuk okulun sorumluluğu altında. Daha sonra okul, ben özel şirkete yüzme havuzuna yolladım, can kurtaranın şirketi ayrı diye sorumluluğu başkasına yansıtamaz. Bundan yola çıkarak tek sorumlunun çocuğun bağlı olduğu belediye olduğuna karar veriyor ve çocuğa tazminat hakkı doğuyor ve ailenin buna çok ihtiyacı var. Çünkü çocuğun 24 saat bakımı ihtiyacı var ve bütün hayatları ve çocuğun bütün hayatları çok kötü bir şekilde değişti. Fakat bunun yüksek mahkemeye gidip ve bu kararın çıkması 6 yıldan fazla bir zamana mal oluyor. Fakat aldıkları tazminat çok yüklü bir tazminat ama böyle acı bir davada tabii ki parayla ölçülen bir şey değil bu. Şadiye Hanım, bu hafta çok önemli bilgiler verdiniz. Özellikle anne babalar için bence çok önemli bilgilerdi. Çocukların müvekkil olduğu davalardan bahsettiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim, bu hafta yine hukuk köşemizde Londra'nın deneyimli avukatlarından avukat Şadiye Arslan Hanımefendi ile birlikteydik. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.